Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere hız kontrolünü anlatacağım. Hız kontrolü nerede diye soranlar olmuş. Gökyüzünde harita kısmına geldiğinizde şurada yeri var arkadaşlar. Şuradan da bulabilirsiniz. Badin yazar. Buradan direkt hız kontrolüne gidersiniz. Kısa bir bilgi vereyim. Buraya girmek için grup olmanız gerekiyor. En az 3 kişi olmanız gerekiyor grupta. En fazla 4. 4 kişi girerseniz daha avantajlı. Ödülü daha fazla zaten geldiğinizde yazıyor. Dışarıda grup olup hız kontrolü noktasına gidiyorsunuz. Grup olarak grubu oluşturan her kimse, yani kaptan, o sahneye giriş yapıyor. Günlük bir sahne, her gün atıyorsunuz. İçeri girdiğinizde sahnenin tam açılmasını bekleyin. Yeni olduğu için biraz geç açılıyor. Zaten sahne hemen başlamaz. Kaptan meydan oku dedikten sonra sahne başlar. Sahne tam açıldığında bu şekilde onay bekleyin arkadaşlarınızdan. Artı koysunlar. Herkes hazır olunca yerde farklı renklerde kutular, yumurtalar, benzeri eşyalar çıkıyor. Her karakterin üzerinde bir renkte bir eşya çıkıyor. Çekiç gibi şekilli bir şey. Kendinizinkini, rengini göremiyorsunuz. Kendi eşyanızın. Diğer arkadaşlarınızınkini görebiliyorsunuz. Herkes birbirine üzerindeki rengi söylüyor. Ona göre İşte kırmızı var, mavi var, turuncu var, sarı var. Bu renkleri birbirinize söylüyorsunuz ve kendi renginiz olan eşyayı gidip topluyorsunuz. Ve herkes kendine ait eşyayı aldığında bir sonraki kata geçiş sağlıyor otomatik olarak. Yine aynı şeyler var. Şimdi başlatacağım ben. Dikkatle izleyin. Zaten mantığını anlarsınız. Kolay bir sahne. Sadece zamanla yarışıyorsunuz. Ne kadar çabuk olursanız o kadar avantajınıza. Başlıyoruz arkadaşlar. Burada şöyle de bir avantaj sağlayabilirsiniz. İkişerle eşleşin. Mesela burada ben Azze ile eşleştim. Yani ben ona rengini söyleyeceğim, o bana söyleyecek. Diğer iki kişi de birbirlerine söyleyecek. Daha çabuk olursunuz. Herkes birbirine söylerken bazen aynı kişininki söyleniyor. O yüzden biraz yavaşlıyorsunuz. Meydan oku deyip başlatıyor kaptan sahneyi. Saldı rengini. Hemen eş olduğunuz oyuncuya yaklaşın. Görsün rengini. Doğru renkteyseniz hazineyi alıyorsunuz. Yanlışsa renginizin farklı olduğunu söylüyor oyun.
Bu transfer yerlerinde arkadaşlar herkesin rengi aynı. Yanınızdakisine bakıp anlayabilirsiniz. Herkes farklı bir aynı renkteki transfer noktasına gitmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde dediğim gibi bu transfer şekilleri çıktığında herkesin rengi aynı oluyor. Arkadaşınızınkini görmeniz yeterli. Sizinki de aynıdır arkadaşlar. Sadece aynı transfere giremiyorsunuz. Farklı farklı. 5 dakika 5 saniye sürdü arkadaşlar. Sahne bitti. Bu kadar. Bir zorluğu yok. Sadece zamanla yarışıyorsunuz. Ne kadar hızlı olursanız ödülü o kadar iyi oluyor. Ödülünü de göstereyim. Ödülü şu kutular arkadaşlar. 10 tane kutu vermiş. Açalım. 4 level HP nitelik ruhu verdi. Zeus'un kanlı gecesi 10 tane. Altın. Güç incisi. Ruh damgası. Ruh. Kristal. Zeus'un kanlı gecesi. Kısmet taşı, bakın önemli bir malzeme, kısmet taşı ve imparator asası, bu da çok önemli oyun açısından. Yani iyi bir sahne, önemli bir sahne, günlük bir sahne mutlaka her gün atın arkadaşlar. Sakın es geçmeyin derim. Hız kontrolü bu şekilde. Diğer sahneleri de bugün yetiştirmeye çalışacağım. Titan Tapınağı ve Zafer Yolu'nu da anlatacağım inşallah. Herkese iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.